Tamam şimdi bugünkü konumuza geçelim. 4 haftadır arkadaşlar regresyon analizini görüyorduk. Bugün farklı bir konuya geçiyoruz. Daha önce sizlerle hatırlarsanız tek örneklem hipotez testlerine bakmıştık. İşte bir ana kütleden aldığımız örneklerden yola çıkarak ana kütlenin parametrelerini tahmin etmeye çalıştık. Bunun için hipotezler kurduk. İşte ana kütlenin ortalamasının aldığımız örneklem ortalamasıyla test edilmesini sağ e test edilmesi üzerine hipotezler kurmuştuk. E, regresyon analizine bakmıştık. Regresyon analizinde de bağımlı bir değişken olan Y değişkenini bağımsız değişkenler tarafından açıklamaya çalışmıştık. Bugün ise iki tane örneklemin olması durumunda nasıl bir hipotez testi kurmamız gerekir? Ortalamaları nasıl test etmemiz gerekir? Onu inceleyeceğiz. ANOVA testlerine bakacağız. ANOVA testlerinde de 2'den fazla örneklemin olması durumunu inceleyeceğiz. Şimdi T testleri ile alakalı dersimize geçelim. T testleri arkadaşlar normal dağılıma uyan bir veya iki örneklemin ortalamaları arasındaki fark ortalamalar arasında fark olup olmadığını test etmemize yarar. Daha önce gördüğümüz bir örneklem T testinde biz tek bir popülasyonun ortalamasının hedef değere eşit, eşit olup olmadığını test etmeye çalışmıştık. T testlerinde eğer örneklem boyutu büyük ise Normallik varsayımında arkadaşlar esneklik tanıyabiliriz. Yani biz t testlerinde e, örneklemlerin normal dağıldığını varsayıyoruz. Eğer çok büyük bir örneğimiz varsa normallik testlerinde biraz esneklik tanıyabiliriz. Yani normal dağılıma uymayan örneklemleri de bazen kullanmamız gerekebilir. T testlerinde arkadaşlar normalliğin olmadığı böyle bazen küçük örneklemle çalışırız ve küçük örneklemde normallik de yoksa bu sefer Deriz ki t testlerinin kullanılması bu örneklem e, örneklemler üzerinde t testlerinin kullanılması doğru olmayabilir. Bunun için parametrik testler yerine non parametrik yani parametrik olmayan testleri kullanmamız gerekir. Bu, bu parametrik olmayan testlerle ilgili ayrıca ders yapacağız. Bizim şu anda ilgilendiğimiz örneklem normal dağılıma uyan yani uymuyorsa da çarpıklığı çok yüksek olmayan veriler üzerinde biz t testi yapabiliriz diyeceğiz. Yani parametrik bir test yapabiliriz diyeceğiz. İşte daha önceden gördüğümüz t testi buna bir örnek. Biz orada ne demiştik? Mesela kız üniversite öğrencilerinin ortalama uzunluğu 170 santimden fazla mı diye bir örnek vermişiz. Yani bu örnekten anlayacağımız gibi bizim elimizde tek bir örnek var. O da kız üniversite öğrencileri. Bizim elimizdeki örneklemde diyelim ki ele aldığımız kız öğrencilerin Ortalama uzunluğuna bakacağız. Diyeceğiz ki bu ortalama uzunluk genele yayılabilir mi? Yani anlamlı bir ortalama uzunluk mudur? Popülasyonu temsil eder mi diye bakacağız ve bunun için örneklemler yapacağız. İki örneklem T testinde yani bugünkü dersimizde de bizim elimizde iki farklı ana kütle olabilir. Veya bir ana kütlenin farklı grupları arasında biz test yapıyor olabiliriz. Örneğin kız, kız, üniversite öğrencilerinin ortalama uzunluğuyla erkek üniversite öğrencilerinin ortalama uzunluğu arasında önemli ölçüde fark var mı? Varsa diyelim ki hangi değerden ne kadar büyük, hangi değerden ne kadar küçük gibi biz burada testler yapacağız. Eğer elimizde, elimizdeki e, değişken, bir, bir, iki tane değişken birbirinden bağımsız değilse yani birbirlerine bağımlıysa bu sefer paired t yani ikili t testi yapacağız. Diyelim ki burada gözlemler arasında e, bağımlılık ilişkisi var. Yani bir gözlemle diğer gözlem birbirleriyle bağımlı. Bu sefer bizim yapacağımız test e, paired t testi olacak. Bizim regresyonda gördüğümüz o değişkenlerin de yani bağımsız değişkenlerin de bağımlı değişkeni ne kadar etkilediğini görmek için aslında e, t testi yapabilirdik. Yani T testi şu demek, regresyondaki T testi. Bir değişken değiştiğinde, y e, bağımlı değişken yani çıktı değişkeni, y değişkeni hangi oranda değişiyor ya da değişiyor mu? Ya da değişiyorsa e, bu önemli bir değişiklik midir? Anlamlı bir değişiklik midir? Onu test edeceğiz. Şimdi biraz daha konu sizin ilginizi çeksin diye böyle güncel bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki malumunuz işte bugünlerde COVID-19 ile ilgili bütün doktorlar çeşitli tedaviler deniyor. İşte birçok hasta bu süreçte iyileşiyor. Ancak hangi e, tedavinin iyileşmede etkisi olduğunu net bir şekilde doktorlar ortaya koyamıyor. Belki hasta kendiliğinden iyileşti yani hiçbir tedavi uygulamasa da iyileşecekti. Ancak bazı tedaviler uygulandı. İşte bu durumda aslında yapılması gereken bir deney tasarımı yapılarak işte hastalar tedavi edilen ve tedavi edilme diye iki gruba ayrılmalı. Ardından işte T testleri yapılarak yapılan tedaviler arasında farklılık olup olmadığının ortaya çıkarılması gerekiyor. Ancak işte bu kontrollü denemeler için büyük ihtimalle vakit ve imkan olmadığı için şimdilik bu çalışmalar yapılmıyor. Ama ileride işte kontrollü deneyler ile hangi tedavinin işe yaradığı ile ilgili istatistiksel ya da işte daha doğrusu bilimsel bir yaklaşım ortaya çıkacaktır bu çalışmalar arkadaşlar genellikle biyo istatistikçiler veya işte bugünlerde duyuyorsunuzdur epidemiyoloji ile ilgilenenler yani epidemiyoloji ile ilgilenen bilim insanları bu çalışmaları bu T testlerini ANOVA testlerini ileride yapacaklar işte sürekli belki televizyonlardan göreceğin gördüğünüz Mehmet Ceyhan Hoca da aslında bir epidemiyoloji uzmanı yani var olan tedavilerin ya da aşının ya da işte ilacın o hastalığa ne kadar etki ettiği ne kadar işe yaradığı ile ilgili bu istatistik çalışmalarını yapan kişiler bunlar Tabii şu anda öncelik hastanın kurtarılması yani bilimsel öncelik biraz daha geriye e, düşmüş durumda. O yüzden şu anda yapılan çalışmalar sadece hastanın e, iyileşmesi üzerine oluyor. Yani bilimsel çalışmalar biraz daha geri plana itilmiş durumda. Tamam. Yani bizim burada e, yani şunu demeye çalışıyorum. Bu t testleri veya anova ano testleri e, buralarda yani bu biyoistatistikte, epidemiyoloji de sıklıkla kullanılan önemli testler demeye çalışıyorum aslında. Şimdi t testinde e, bir takım varsayımlarımız var. Bir, bir defa bizim verilerimizin sürekli olması gerekir. Yani numerik ve sürekli verilere sahip olmamız gerekir. Eğer kategorik bir veriye sahipsek bunun için işte oran testi yapmamız lazım. İki örneklem oran testi yapmamız lazım. Ve daha sonra diyoruz ki örneklem sayısı 15'ten büyük olmalı. Yani örneklemimiz yeterli büyüklükte olmalı. Ve normal dağılıma uymalı. Ve aykırı veri de içermemeli diyoruz. Çünkü bir örneklem seti eğer aykırı veri içeriyorsa, bu zaten normal dağılımı da negatif yönde etkileyecek. Normal dağılıma uymamasını da belki getirecek. Dolayısıyla bizim aykırı verilerle ilgilenmemiz gerekecek. Daha sonra örneklemler rastgele seçilmeli ve örneklemler birbirinden bağımsız olmalı ve ortak veri içermemeli diyoruz. Yani diyelim ki e, kontrollü deney yapıyoruz, iki grubu ele aldık. İki grubun e, içerisinde de olan aynı elemanların olmaması gerekiyor. Eğer örneklem bir, birbir, bir, örneklemler birbirlerine bağımlı ise bu sefer pair t testi yapacağız. Dedik zaten daha önce. Kuracağımız hipotezler arkadaşlar tek örneklem yani bir örneklem t testinden de hatırlayacağınız gibi. ilk önce bir e, araştırma hipotezi kuruyoruz. Yani H1 hipotezi kuruyoruz. Daha sonra bunun yok olduğunu ifade eden yokluk hipotezini yani H0 hipotezini kuruyoruz. Burada bizim kuracağımız hipotez birinci örneklemle ikinci örneklem veya bir popülasyondaki birinci grupla ikinci grup arasında fark var mı yok mu? Ortalamaları arasında daha doğrusu fark var mı yok mu? Yu test ediyoruz. Ve burada kuracağımız birinci diyelim ki araştırma hipotezi. Bunların arasında fark vardır hipotezi olsun. H1 yani. Veya diyelim ki bu iki örneklem arasında birinci örneklemin ortalaması ikinci örneklemin ortalamasından büyüktür veya küçüktür gibi araştırma hipotezleri kurabiliriz. E, kuracağımız H0 hipotezi de bu ikisi arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu ikisi aslında istatistiksel olarak eşit ortalamalara sahiptir diyeceğiz. Eğer H0'ımız kabul edilirse. Tamam. Hipotezlerimiz bu şekilde. Şimdi birlikte yapalım bunu. Bir uygulama var. İşte veri setini sizinle paylaştım. E, şimdi veri setimiz şu. E, diyelim ki işte bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin biz uzunluklarını ölçtük ve uzunluklarını bir tabloda e, belirttik ve bu tablodan yola çıkarak bizim hipotezimiz şu olsun diyelim ki kız öğrencilerle erkek öğrenciler arasında e, uzunlukları arasında e, bir fark var mı yok mu Orta, ortalama uzunlukları arasında önemli bir fark var mı yok mu biz bunu test etmek istiyoruz. Tabi biz ne demiştik İlk önce varsayımların bir test edilmesi lazım. Yani ilk önce bir aykırı değerler var mı onu test edeceğiz. Daha sonra bu veriler normal dağılıma uyuyor mu onu test edeceğiz. En son e, hipotezimizi kuracağız ve hipotezimizi e, Minitab üzerinde gerçekleştirmeye çalışacağız. İlk önce aykırı değerler için arkadaşlar burada stat menüsünden Bakın basic statistikte burada outlier test var. Bu MiniTab'in güzel bir özelliği. Yani verilerimizde aykırı değer var mı yok mu bunun testi. Burada ortaya çıkacak. Burada hangi değerlerin aykırı değerlerini bulmaya çalışıyoruz? Uzunluk değerlerinin. Tabii bu uzunluk değerleri de cinsiyete göre aslında değişiyor. Yani cinsiyet burada bizim iki grubumuzu oluşturacak. Birinci grubumuz kadın grubu, ikinci grubumuz erkek grubu. her bir gruba ait uzunlukların aslında biz aykırı değer içerip içermediğini kontrol etmeye çalışıyoruz. Burada bu ikisini seçtikten sonra tamam diyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey geliyor. diyor ki burada bir H0 hipotezi kurmuş demiş ki tüm değerler normal aynı normal dağılımdan geliyor diyor. İkinci işte alternatif hipotez yani araştırma hipotezimizde bir tane veya birden fazla bir aykırı değere sahip. Şimdi biz burada diyeceğiz ki eğer h sıfırı reddedersek demek ki bizim bir tane normal dağılıma uymayan ya da birden fazla normal dağılıma uymayan değerimiz varmış diyeceğiz. Şimdi bakın şuradan da okuyabileceğimiz gibi erkek değerleri için ne demiş? P aslında 0,05'ten küçük. Yani biz burada h sıfırı reddedeceğiz H1'i kabul edeceğiz yani diyeceğiz ki erkek değerleri arasında normal dağılıma uymayan daha doğrusu aynı normal dağılımdan geldiğine ispat olmayan bir veri vardır diyeceğiz en az bir veri vardır diyeceğiz kadın değerleri için bakın P değeri 0.05'ten büyük çıkmış yani biz burada H0'ı kabul edeceğiz H1'i reddedeceğiz yani diyeceğiz ki bütün kadın değerleri, kadın uzunlukları aynı normal dağılımdan gelmiştir diyeceğiz. Tamam, buradaki p değerlerini bu şekilde okuyacağız. Daha sonra burada grafikte bakın, p p değerlerindeki gibi buradaki erkek erkek değişkeninde bir adet şurada kırmızıyla gösterilen aykırı bir değer varmış. Şimdi bu hangi değermiş diye şurada yazıyor hemen. 153. satırdaki değer aslında bizim aykırı değerimizi oluşturmuş. Şimdi biz o 153. satırdaki değeri arkadaşlar e, veri setimizden kaldıracağız. Veya bunu işte diyelim ki mesela en yüksek değer bunun dışındaki en yüksek değer neyse ona eşitleyeceğiz falan. Burada farklı stratejiler olabilir. Ben bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Delete cells Şu anda veri setinde bir tane eksiltme yapmış oldum. Ve aykırı veriyi kaldırmış oldum. Tekrar bir aykırı veri Var mı yok mu diye tekrar bir kontrol ediyorum. Basic statistikten yine uzunluk ve cinsiyeti giriyorum. Tamama bastığım zaman bakıyorum bu sefer bakın ikisi de 0,05'ten büyük çıktı. Yani ikisi de yani hem kadın hem de erkek değişkenleri normal dağ, aynı normal dağılımdan gelen verilerdir diyor. Burada da gördüğünüz gibi herhangi bir kırmızı değer olmadığı için aykırı ve e, de, e, değerlerle ilgili bir işlem yapmış olduk. Aykırı verileri Evet, veri setimizden temizlemiş olduk diyoruz. Daha sonra normallik testini yapacağız arkadaşlar. Bunun için de yine Minitab'de bir sekme var. Normality test diye geçiyor. Normality teste girdiğimizde burada uzunluk değerlerini değişken olarak atıyoruz. Şimdi şuraya dokunmuyoruz. İşte burada farklı normallik testleri var. İşte en çok kullanılanı biz varsayılan olarak geleni seçeceğiz ama şu testleri de yapabilirdik. Şu diğer ikisini de yapabilirdik. Şimdi şunlarla ilgili ufak bir araştırma yaptığımda ben şunu gördüm. Şu Ryan Joyner testi daha çok işte küçük veri setlerinde çalışıyor. Kolmogorov-Smirnov ise işte normal dağılıma uyan veri setlerinde, büyük veri setlerinde daha daha iyi çalışıyor falan. Ama o kadar önemli değil burada hangi testi yaptığımız. Tabii veri setimizin özelliğine göre belki bunları değiştirebiliriz. Ama şimdilik biz Anderson-Darling'i kullanalım mesela. Bunu kullan dediğimizde Bakın arkadaşlar P değeri 0.05'ten küçük çıktı. Yani bizim e, aldığımız bu değişkenler normal dağılıma uymamakta. Yani normal dağılımla aralarında bir fark var diyeceğiz. Peki o farklılık erkekten mi kadından mı geliyor? Onu bulabilmek için bakın grafiğe çift tıkladım ve şu çizginin aslında iki farklı gruptan geldiğini ben söylemeye çalışacağım şimdi. Şu çizgiyi şu çizgiye o yüzden çift tıklıyorum böyle. Burada groups options'dan e, grupları cinsiyet olarak göster diyorum. Yani kadın ve erkek olarak bu normal dağılımı ayır diyorum. Bu sefer bakın böyle bir şey verdi. Biz ne dedik? P değerleri aslında büyük olursa bu e, değerler normal dağılıma uyuyor demiştik. Burada işte 0.05'ten büyük çıkmış ikisi de. Dolayısıyla diyoruz ki yorum olarak e, tabi burada e, şu ikincisi yani kadın olan daha çok normal dağılıma uyuyor ama ikisi de anlamlı bir şekilde normal dağılıma uyuyor e, yorumu yapabiliriz burada. Tamam. Buradaki varsayımları bu şekilde test edebiliriz hızlı bir şekilde. Bu e, varsayımları test ettikten sonra biz e, T testini gerçekleştirebiliriz. Şimdi bizim burada iki tane grubumuz var, erkek ve kadın olarak. Dolayısıyla ikili T testi yapacağız. Tabi erkek grubuyla kadın grubu arasında bir bağımlılık ilişkisi yok. O yüzden biz bağımsız iki örneklem t testi yapacağız. Stat sekmesinden basic statistikten bakın iki örneklem t testi şöyle üzerinde durduğunuzda birbirleriyle bağımsız bir şekilde dağılan iki grubun testi diyor burada. Tamam bunu tercih ediyoruz. Daha sonra çıkan Seçeneklerden birincisinde işte verilerimiz aynı sütunda mı Evet aynı sütunda bütün verilerimiz uzunluk verileri aynı sütunda Bunu seçiyoruz Veya farklı sütunlarda olsaydı Bu sefer alttakini seçecektik veya summarize data yani bizim verilerimiz aslında Bu tabloya girilmemiş de biz Verilerle ilgili bilgi sahibi isek burayı seçeceğiz mesela Burada diyelim ki Birinci örneklemdeki biz Sample size'ı biliyoruz, işte ortalamayı biliyoruz veya standart sapmayı biliyoruz. İkinci örneklemdeki bu verileri biliyoruz, parametreleri biliyoruz ve bu ikisi arasında ortalamalar açısından fark var mı yok mu onu da girebilirdik direkt buradan. Ama bizim verilerimiz şu anda minitab'de tablo üzerinde tanımlı ve tek sütunda olduğu için ben bunu seçiyorum. Veriler hangi sütunda? Uzunluk sütununda. Peki, verilerin örnekli, örneklemlerin grupları hangileri? Cinsiyet gruplarını seçiyorum. Burada herhangi bir değişiklik yapmadan direkt OK'e OK tıklıyorum. Bizim için e, Minitab T testini gerçekleştiriyor. Bakın T testinde e, işte birinci ortalama erkeklerin ortalaması, ikinci ortalama kadınların ortalaması olarak alınmış. Bunların ikisi arasında fark olarak mü1 mü2 gösterilmiş. Tamam. Sonra aşağıya geçiyorum. Bakın burada e, aslında tanımlayıcı istatistikler vermiş. Çok da önemli değil burası. Aşağıya geçiyorum. Bakın şurada hipotezleri kurdu. Dedi ki, eee mü1 ile mü2 arasında bir fark yoktur. Fark yokluk hipotezi sıfır, H0 hipotezi veya fark vardır. İki tane hipotez kurdu. Burada P değeri bakın kaç çıktı? 0,00. Yani 0,05'ten küçük çıktı. Ben bu durumda ne diyeceğim? H0'ı reddedeceğim, H1'i kabul edeceğim. Çünkü p değeri 0.05'ten küçük çıktı. Hatta baya küçük çıktı. Dolayısıyla diyeceğim ki aslında μ 1 ile mü2 arasında anlamlı bir fark vardır diyeceğim yorum olarak. Bunu da şurada okuyacak olursak bakın şu anki verilerin farkları 14,14'müş. Yani kadın değerleri ile erkek değerleri arasında 14,14'lük bir ortalama farkı varmış. Peki erkek değerlerin mü1 mü olduğu için ben farktan kastım da mü1 eksi mü2 yani erkek değerlerinin kadın değerlerinden çıkartılmış hali olduğu için erkeklerin ortalama kadınlardan 14,14 ,14 santim uzun olduğunu söylüyorum. Peki %95 anlamlılık düzeyinde ben hangi aralıkları söylersem kabul etmiş olacağım? Diyeceğim ki 12.05 ile 16.24 arası aslında e, erkek ve kadın e, uzunlukları arasında anlamlı farkların olduğu aralık diyeceğim. Tamam, t testini bu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Tabi burada hipote hipotezimizle ilgili değişiklik yapmak isteseydik burada options'tan diyelim ki biz 95 değil de yüzde 99 e, anlamlılık düzeyinde çalışıyorsak burayı değiştireceğiz. Daha sonra diyeceğiz ki mesela biz burada neye baktık? Dedik ki bu ikisi arasında fark var mı yok mu ona baktık. Yani farkın sıfır olması durumuna baktık. Ama bazen sorularda şöyle söylenebilir. Bu ikisi arasında 5 santimden fazla fark vardır rı test edin dediğinde buradaki değeri değiştireceğiz. Veya 10 santimden fazla fark vardır dediğinde buradaki değeri değiştireceğiz. Daha sonra bizim işte araştırma tezimize bağlı olarak buradaki... Hipotezimizin değişikliği de gerçekleşebilir. Denilebilir ki işte farkın e, şurada söylenen yani şuradaki e, değerimiz neyse ondan küçük olması durumunu test etmek istiyorum. Veya ondan büyük olması durumunu test etmek istiyorum dediğinizde buradaki değişiklikleri yapacaksınız. Buradaki seçeneklerde değişiklik yapacaksınız. Daha sonra okumaya geçtiğinizde işte H0 her zaman yokluk hipotezidir yani... İki veri arasında fark yoktur hipotezidir. Dolayısıyla bizim H sıfırı kabul ya da reddedeceğimize göre buradaki yorumumuz değişecek. T testi arkadaşlar bu şekilde bir örnek gö göstermiş olduk. Tabii bu çeşitlendirilebilir, farklı örnekler yapılabilir. Bakalım sunum dosyamızda başka örnek var mıydı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir sorusu olan var mı? Evet şuradaki grafikleri seçmemişiz. Onu da alalım isterseniz şöyle. Şurada grafikleri de seçelim arkadaşlar. Ee, buradaki grafikler de aslında bize bir izlenim verebilir. Şu şekilde. Mesela işte erkeklerin dağılımıyla kadınların dağılımının aslında ortalamaları arasında şöyle bir fark olduğunu görebiliyorsunuz. Ama tabi burada bizim e, değinmek istediğimiz esas nokta tamam bizim aldığımız bu örneklem şu iki tane örneklem arasında fark olabilir ama biz bu farkın anlamlı olup olmadığını aslında burada göstermeye çalışıyoruz. Yani aldığımız örneklemler şansa dayalı bir şekilde belki de farklılaştı. Yani bir sonraki alacağımız örneklem belki farklı gözükmeyecekti. Dolayısıyla aldığımız örneklemle yetinmiyoruz ve diyoruz ki biz bunu genelleştirmek istesek, yani ana kütleye yaymak istesek bunun için nasıl bir çalışma yapmamız gerekir? Aslında yaptığımız çalışma bu. Yoksa Şurada da görebileceğiniz gibi, bakın erkek ve kadın değerleri arasında fark var mı? 180 e, santim çıkmış erkek uzunlukları, kadın uzunlukları 165 santim çıkmış. Zaten bizim e, şu anda aldığımız örneklemde ciddi bir fark var. Ama bu farkın anlamlı olup olmadığı önemli bizim için istatistiksel açıdan. Çünkü aldığımız bu örneklem sadece işte e, buradaki kaç değer var? 153 değerle ilgili. Peki bizim e, üniversitede diyelim ki bu 153 değerden daha fazla sayıda öğrenci var. Dolayısıyla genelleme yapmak istediğimizde yapacağımız yöntem bu. Eğer sadece bu veriler arasında fark var mı, yok mu diye sorulsaydı tabii ki tek seferde bu gözükebiliyordu. Burada işte box plotlardan da görülebilir anlamlı bir fark olup olmadığı. Tabii e, buradaki eee grafik üzerinde yorum olarak bu ikisi arasında anlamlı fark vardır yoktur denilemiyor tabii ki. Burada dememiz gereken bu iki tane hipotezi kurduktan sonra eğer p değeri 0.05'ten küçükse yani %95 anlamlılık seviyesinde çalışıyorsak küçükse bizim araştırma hipotezimiz yani aralarında anlamlı bir fark vardır hipotezimiz kabul edilecek. Tamam. İki örneklem t testi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. İşte T testlerinde arkadaşlar iki farklı değişken arasında, ortalamalar arasında fark var mı yok mu onu test ettik. Yani elimizde eğer A ve B gibi iki değişken varsa bunların arasındaki ortalama farklarını göstermek için biz T testinden yararlanabiliriz. Bu testleri arkadaşlar T testlerini hatırlarsanız Z testi diye bir şeyden de bahsetmiştik. Z testinde de ana kütlenin varyansını biliyorsak Z testini kullanıyoruz. Eğer ana kütlenin varyansını bilmiyorsak ki genelde bilmeyiz veya bilindiği bazı özel durumlar olabilir. Z testini o durumda kullanıyoruz ama ana kütle varyansı bilinmiyorsa iki örneklem arasındaki ortalama farklarını bulmak için T testlerini kullanıyoruz. Fakat diyelim ki elimizde bu sefer üç farklı örnekleme ait değerler olsun. Yani üç farklı değişkenimiz olsun. Bu durumda T testini yapabilmemiz için ikili değişken kombinasyonu almamız lazım. Yani önce birinci değişkenle birinci birinci değişkenle ikinci değişkeni, sonra işte birinci değişkenle üçüncü değişkeni, sonra ikinci değişkenle üçüncü değişkeni gibi farklı sayıda t testleri yapmamız gerekiyor gerekecekti. Yani önce diyecektik ki birinci değişkenle ikinci değişken arasında ortalama farkları var mı yok mu diye kontrol edecektik. Daha sonra 1 ile 3, daha sonra 2 ile 3 diye. Şimdi bunların yerine daha genel bir kullanım olan ANOVA testleri geliştirilmiş. Burada ANOVA testlerinde yapmaya çalıştığımız şey eğer ikiden fazla örneklemimiz varsa bunlar arasındaki ortalamayı ortalamalar arasındaki farkları nasıl göstereceğiz veya ortalamalar arasında fark var mı yok mu nasıl göreceğiz diye ANOVA çalışmaları ANOVA testleri gerçekleştirilir. Anova testine geçmeden önce birkaç kavramdan bahsetmek gerekiyor Bunlar faktör ve faktör düzeyleri kavramları e, faktör işte elimizde diyelim ki değişkenin nitel özelliğini belirten bir e, değişken olsun yani nitel özellikleriyle ilgili değişkenimiz faktör değişkenimiz olacak e, faktörün aldığı değerlerse işte sayısal değerler genellikle bunlar faktörün aldığı değerlerse faktör düzeyleri e, ad, adını alır. Diyelim ki işte başka bir ifadeyle söylememiz gerekirse faktör düzeyleri burada bağımlı değişkenler olacak. Çünkü faktörlere bağlı olacak. Yani faktör düzeyleri bizim aslında y değerlerimiz olacak. İşte bu faktörlerin arasındaki, ortalamaların arasındaki fark olup olmadığını anlamak için biz anova testi yapacağız. Daha önce de belirttiğimiz gibi anova testi aslında t testinin 2'den fazla örneklem üzerinde çalışıyor olduğu durumdur. İşte bir tane örnek vermemiz gerekirse ANOVA testi için bu derste de yapacağız. Diyelim ki biz bir paket servisiyle paket servisiyle yemek dağıtan bir şirket, üç tane şirketten aldığımız yemeklerin sipariş sürelerini bir tabloda tutalım ve bu sipariş süreleri arasında diyelim ki hangi şirketin daha hızlı dağıttığını görmek istiyoruz diyeceğiz. Bu e, üç şirketten diyelim ki işte 15 gün, 20 gün e, biz sipariş edeceğiz ve e, sipariş sürelerini bir tabloda tutacağız. Daha sonra birinci şirketten aldığımız e, sipariş sürelerinin ortalamasını alacağız, ikinci şirketten aldığımız siparişlerin sipariş süreleri, e, sipariş sürelerinin ortalamasını alacağız, üçüncüden falan. Daha sonra diyeceğiz ki bu üç şirket arasında hangisi daha hızlı teslim yapıyor? Onu kararlaştırmaya çalışacağız. Bunun için sadece ortalamalara bakmak yeterli olmaz. Çünkü bizim e, örneğimiz sadece belki de o üç şirketle e, ili, a, alakalı sadece bizim örneğimiz. Yani bir aslında sübjektif bir şey. Yani bizimle alakalı bir şey. Belki başkası için bu üç şirket arasında e, hangisinin daha hızlı teslim yaptığı ile ilgili farklı veriler ortaya çıkacaktı. Yani bizim elimizdeki verileri genelleyebilmemiz için hangi şirketin daha hızlı sipariş yaptığını, sipariş süresine sahip olduğunu söyleyebilmemiz için biraz daha istatistiksel çalışma yapmamız lazım. İşte burada kullanacağımız test ANOVA testi diyeceğiz ki birinci şirket, ikinci şirket ve üçüncü şirket birlikte ele alındığında bu ortalamalar arasında yani birinci şirketin tesli, siparişi teslim etme süresiyle ikincinin ve üçüncünün teslim etme süreleri arasında anlamlı bir fark var mı yok mu onu onu görmeye çalışacağız. Daha sonra işte ANOVA testi eğer hipotezimiz e, anlamlı çıkarsa ANOVA testi başarıyla sonuçlanırsa e, hipotezimizi söyleyeceğiz ve diyeceğiz ki bu üç şirket arasında ee, en iyi teslim süresine sahip olan şirket şudur diyeceğiz. Tamam? Mı? Yapmaya çalıştığımız işlem bunlar. Şimdi burada e, tanımlardan bahsettik. Devam ediyorum. Yine yapacağımız şey ilk önce işte normallik testi yapacağız. İşte varyanslar homojen dağılması gerekecek. Yani bunları aslında az önce yaptığımız t testindeki gibi bunları bir test etmemiz lazım. Çünkü ANOVA testi sonuçta bir t testi aslında. Ama burada ikiden fazla örneklem var. Ama yapacağımız şey yine T testindekinin aynısı. O yüzden geçiyorum. Şimdi faktörlerden kastımız işte grupların e, isimleri faktörler olacak. Yani kaç tane grup varsa o kadar faktörümüz var. Faktör düzeyleri de o grupların aldığı değerler. İşte az önceki sipariş örneğinden yola çıkacak olursak. Buradaki şirket 1 grup 1'imizi oluşturacak. Şirket 2 grup 2'yi oluşturacak. Şirket 3 Grup 3'ü oluşturacak. Yani faktörlerimiz bizim şirket 1, şirket 2 ve şirket 3 olacak. Faktör düzeyleri de o şirketin e, diyelim ki teslim ettiği sipariş süreleri. Yani birinci şirketin sipariş süresi Y11. Birinci e, şirketin birinci sipariş süresi Y11. Bunlar da faktör düzeylerini oluşturacak. Bir takım burada işte gösterimler var. E, birinci gösterimimiz N1. Sembolü ne ne yani bir e, gruplardaki eleman sayısı yani n alt indis j bize jinci gruptaki eleman sayısını bazen işte şöyle de bir çalışma yapabiliriz diyebiliriz ki işte birinci şirketten 20 tane sipariş ettim ikinci şirketten 15 tane sipariş ettim yani buradaki eleman sayıları her zaman aynı olmak zorunda değil her bir faktördeki eleman sayıları farklı olabilir. Daha sonra her bir grubun aritmetik ortalamasını alacağız. Daha sonra bir de bütün grupların ortalamasını alacağız. Yani e, grupların ortalaması e, bütün faktör düzeylerinin toplanıp toplam e, eleman sayısına bölünmesiyle ortaya çıkacak. Daha sonra mü 1 diye e, diyeceğiz ki birinci grubun ortalaması ve bu ortalaması. E, normal ortalamayı yani genel ortalamayı ne kadar etki ediyor etki ediyorsa ona to 1 diyeceğiz ve buradaki e, bu e, ro ro pardon ro 1 diyeceğiz ro değeri e, bizim birinci birinci grubumuzun ana ortalamayı ne kadar etkilediği ile alakalı şuradaki mü 2 eşittir mu artı ro 2 olacak arkadaşlar bir yazmışım yanlış yazmışım e, yani ikinci ortalamanın ana ortalamayı genel ortalamayı ne kadar etki et ne kadar ne kadar etkilediği ile ilgili olacak. Tamam. Daha sonra biz e, anova testinde de aslında hipotez testlerini nasıl yapıyorsak anova testinde de o işlemleri, o adımları gerçekleştireceğiz. İlk önce hipotezimizi kuracağız. Daha sonra kritik alanı belirleyeceğiz. Burada tabii farklı olarak e, serbestlik derecelerinden bahsedeceğiz. Yani serbestlik dereceleri ...bir grup içi serbestlik derecesi olacak... ...bir de gruplar arası serbestlik derecesi olacak. Daha sonra kabul ve red bölgelerini... E, ...belirleyeceğiz. Ve test istatistiğimizi hesaplayıp... E, ...kabul bölgesinde mi kalıyor, red bölgesinde mi kalıyor... ...ona göre kararımızı vereceğiz. Yani hipotez testlerinde yaptığımız şeyin aynısı. Birinci adımda hipotez testlerinin kurulması adımında... ...bir e, araştırma hipotezi, bir de yokluk hipotezi belirliyorduk. Araştırma hipotezi burada matematiksel olarak gösterilmiyor. Sadece işte sözel olarak söyleniyor. Deniyor ki en az bir grubun ortalama etkisi farklıdır. Yani bu ne demek? En az bir grup diğer ortalamalardan farklıdır. Tabi burada en az bir diyoruz. Bazen iki olabilir, üç olabilir. Burada önemli olan farklı bir grup var mı yok mu? En az bir grubun ortalama etkisi farklıdır hipotezi. Bizim araştırma hipotezimiz olacak. H0 yani yokluk hipotezinde de e, bu ortalamalar arasında yani bütün e, grubun ortalamaları arasında herhangi bir fark yoktur. Yani ro1, ro 1 ro 2 bütün ro'lar birbirine eşittir dersek, e, aralarında bir fark yoktur dersek h sıfırın kabul edilmesi gerekir. Daha sonra ikinci adımda e, anlamlılık anlamlılık düzeyimizi işte belirleyeceğiz. Genellikle 0.05 alıyoruz. %95 anlamlılık düzeyinde çalışıyoruz ve gruplar arası serbestlik derecesi. işte kaç tane grubumuz varsa, diyelim ki az önceki örnekte işte şirket örneğinde, e, sipariş usulü çalışan şirketler örneğinde 3 tane şirketimiz vardı. Dolayısıyla 3 1'den serbestlik derecesi, gruplar arası serbestlik derecesi 2 olacak. Daha sonra bir e, grubun e, serbestlik derecesine bakacağız. Bu sefer işte k tane her bir grubun kendi serbestlik derecesi Oradaki eleman sayısı eksi 1 olarak ölçülür. Yani diyelim ki işte şirket 1'in 4 tane elemanı varsa 4 eksi 1'den şirket 1'in serbestlik derecesi 3 olacak. Şirket 2'nin işte 5 tane elemanı varsa 5 eksi 1'den şirket 2'nin serbestlik derecesi 4 olacak şeklinde. Bunun genel hesaplaması yapıldıktan sonra büyük n yani bütün e grupların eleman sayıları eksi e k değeri yani grup sayısı bizim gr grup içi e, serbestlik derecesini oluşturacak. Buradaki tanımlamalar da böyle. Şimdi F değerinin e, F değerinin nasıl hesaplandığına bakalım. Bu F değerinden yola çıkarak biz hangi hipotezi kabul edeceğimizi kararlaştıracağız. Daha sonra test istatistiğinin yani e, F değerinin hesaplanması işlemi var. Burada bir takım işlemler var. İşte burada bakacak bakılacak e, yerler işte gruplar arası karesel karelerin ortalaması ve grup içi karelerin ortalaması. Burada işte gruplar arası karelerin ortalamasında her bir grubun ortalamasını genel ortalamadan çıkartıp karesiyle çıkartıp karesini alıp o grubun eleman sayısı ile çarpıyoruz. Burada her grubun eleman sayısı aynı olmak zorunda değil. Daha sonra grup içi kare karesel ortalama hesaplamak için her bir grubun faktör düzeylerinin ortalamasını e, o grubun ortalamasından çıkartıp karesini alıyoruz. Bakın şurada grup içinde aslında yaptığımız şey grubun içerisindeki sadece dağılımı göstermek, farklılığı göstermek, ortalamalardan sapmaları göstermek. Gruplar arasında ise e, iki grup ne kadar birbirinden uzaklaşıyor onu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi şurada birinci slide'da güzel bir şekil vardı onu göstereyim evet. İşte grup içi değişimden kastımız şu. Burada diyelim ki iki tane grup var. Gerçi ANOVA testi 2'den fazla grupta çalışıyor ama önemli değil. Burada diyelim ki iki tane grubumuz var. Mavi ve kırmızı olmak üzere. Bu ikisinin ne kadar birbirine yakın olduğuyla ilgileniyoruz. Diyoruz ki eğer gruplar arası değişim az olursa, küçük olursa bunların birbirine yakın olduğu anlamına gelir. Bu grupların birbirine yakın olduğu anlamına gelir ve ikisi arasında o kadar az fark vardır diyeceğiz. İşte grup içi değişimlerin de aslında birbirine yakınlaşmasını isteyeceğiz ki bu iki grubun birbirine aynı olduğunu, bu iki grubun ortalamalarının birbirine aynı olduğunu söyleyebilelim. Tamam? İşte yapmaya çalıştığımız şey şu gruplar arası değişimin düşük olduğunu, grup içi de değişimlerin de birbirine yakın olduğunu göstermeye çalışmak. Bununla ilgili bir hesabımız var. O da işte e, gruplar arası mesafe, gruplar arası karelerin ortalaması e, bölü k 1 yani grup sayısı eksi 1 şeklinde hesaplanıyor. Daha sonra bu e, g a o g -A k o'yu g i k o'ya böldüğümüzde bir f değeri ortaya çıkıyor. Bizim ilgileneceğimiz değer f değeri. Tabii onun nasıl hesaplandığı ile ilgili de burada bilgi vermek istedim. İleride belki bunları elle hesaplamanız da gerekebilir bazı, bazı durumlarda. Diyelim ki e, f hesaplananı hesapladık bir şekilde. Peki bunu nasıl karşılaştıracağız? Onun için de dördüncü adıma gidiyoruz. Diyoruz ki eğer hesapladığımız değer tablodaki yani tabloda okuduğumuz değerden büyükse yani tablodaki değerin sağ tarafındaysa H0 hipotezi reddedilir. Araştırma hipotezi kabul edilir. Araştırma hipotezi neydi? Bu gruplar arasında anlamlı bir fark vardır hipoteziydi. Anlamlı bir fark hangi faktörden kaynaklanıyor? Onu bulabilmek için de post hoc testleri yapılır arkadaşlar. Yani bizim anlamlı farklılığı oluşturan grubu bulmak e, amacımız varsa bunun için post hoc testleri yapacağız. Bunlarla ilgili işte 3 tane çok fazla kullanılan testler var. Genellikle işte şu Tukey testi kullanılır. Bunların kullanma... E, durumları farklılaşabilir. Yani bunun kullanıldığı durumla diyelim ki Tukey'in kullanıldığı durumla Bonferroni'nin kullanıldığı durum farklı olabilir. Tabi ona göre bizim seçim yapmamız gerekir. Genellikle işte Tukey testi kullanılır. Burada çıkan sonuç hangi grubun aslında farklılığı oluşturduğunu Tukey testinin sonucunda biz görebiliriz. <laughs> Mesela Scheffé'nin e, testinde ise genellikle gruptaki eleman sayılarının eşit olmadığı durumda kullanılıyor. Eğer gruptaki eleman sayılarımız eşitte ise bu sefer şafenin testini kullanacağız. tamam? Şimdi az önceki örnekten yola çıkacak olursak bizim 3 e, tane şirkete ait sipariş sürelerinin, test daha doğrusu siparişleri teslim sürelerinin tutulduğu bir tablomuz olsun. Ve bu 3 şirketle ilgili biz e, analiz yapacağız. Diyeceğiz ki bu 3 şirketten hangisi daha hızlı teslim yapıyor. Sipariş teslim süresine sahip diye bir analiz yapmak istediğimizde ele alacağımız değerler bunlar ve bu faktör düzeylerine göre faktörler şirket 1, şirket 2, şirket 3, faktör düzeyleri de 4 tane. Şirket 1 için, şirket 2 için de 4 tane, bütün şirketler için 4 tane faktör düzeyimiz var. Şimdi bunlar arasında anlamlı farklılık var mı? Yoksa bunlar birbirine eşit sürelerde mi dağıtım yapıyor? Yani buradaki bazen işte birinci teslimatta diyelim ki şirket bir geç teslim etmiş en iyi şirket iki teslim etmiş İşte ortalamada şirket iki en iyi çıkabilir ama bu bu şirket ikinin en iyi olduğu anlamına mı gelecek yoksa bu anlama gelmesi için elimizde yeterli kanıt var mı yok mu bununla ilgili bir çalışma yapacağız tamam problemimiz bu arkadaşlar şimdi burada e, elle çözümü de gösterdim. Sizde yani, döküman olarak dursun diye. İşte ilk önce bütün grupların ortalamalarını alıyoruz. Bakın en düşük ortalamaya sahip 3. şirketmiş. Tabi buradan yola çıkarak 3. şirketin en iyi şirket olduğunu ya da en iyi teslim süresine sahip şirket olduğunu söylemiyoruz. Daha sonra genel ortalamayı hesaplamışız. Bu da işte 18,3 çıkmış. Tabi burada neden 3'e böldük? Hepsinin de eleman sayıları eşit olduğu için 3'e böldük. Bu grupların toplam ortalamasını bulmak için eleman sayısı farklıysa, gruplar arasındaki eleman sayısı farklıysa oradaki ortalamayı o eleman sayılarının toplamına bölmemiz gerekir. Daha sonra hipotezlerimizi kuracağız. ANOVA hipotezini kuracağız. Diyeceğiz ki birinci, ikinci ve üçüncü şirketin e, teslim süreleri birbirine eşittir diyeceğiz yokluk hipotezinde yani aralarında anlamlı bir farklılık yoktur hipotezini kuracağız. Daha sonra araştırma hipotezine yani en az birisi farklı bir ortalamaya sahiptir hipotezini belirteceğiz ve analizimize geçeceğiz. İşte burada e, K değeri 3, N değeri 12 yani bütün elemanların sayısı 3 çarpı... E, Evet 4 tane her bir e, faktörde 4 tane eleman olduğu için 4 çarpı 3'ten 12 olacak. E, gruplar arası serbestlik derecesi 2. Her bir grubun grup içi e, serbestlik derecesi 9. Büyük N olacak şurası arkadaşlar. Büyük N eksi K olacak. E, o da eşittir 9. Bunu Minitab'de e, gösterebiliyoruz. Minitab'de işte Probability Distribution Plot'tan F dağılımını seçip F dağılımında işte gruplar arası e, mesafe ya da serbestlik derecesi 2, grup içi serbestlik derecesi 9 olarak girildiğinde şu sağdaki gibi bir grafik ortaya çıkıyor. F e, dağılımı da aynı T dağılımı gibi ya da Z dağılımı gibi belirli karakteristik özelliklere sahip ve e, en düşük değeri 0, yani bütün değerleri pozitif değerler alıyor ve genellikle de böyle bir dağılım ve biz burada e, %5 anlamlık düzeyinde çalışıyorsak tabii. Buradaki değer işte 4,25 olarak bulunmuş diyelim. İşte bu 4,25'in sağında kalan yani bu değerden büyük olan taraflarda biz H0'ı reddedeceğiz. Yani araştırma hipotezimizi kabul edeceğiz. Yani araştırma hipotezimiz bizim ortalamalar arası fark olduğu hipoteziydi. Yani bu boyalı alanda kırmızı boyalı alanda çıkarsa değerimiz diyeceğiz ki en az bir ortalama diğer ortalamalardan farklıdır sonucuna varacağız. Onu bulmak için de post hoc testi yapacağız. Eğer bu değerin solunda kalırsa bu sefer H0'ın kabul olduğu yani ortalamalar arasında bir fark olmadığı hipotezini kabul edeceğiz ve tekrar bir post hoc testi yapmamıza gerek yok çünkü ortalamalar arasında fark yok. Hangi Ortalamadan ya da hangi gruptan bu farkın kaynaklandığını söylememize gerek yok. Çünkü ortalamalar arasında zaten fark yok diyeceğiz. tamam İşte burada gruplar arası karesel toplamı bulmuşuz. Ve onların ortalamalarını bulmuşuz. Ve hesaplanan olarak f hesaplanan olarak 1,68'i bulmuşuz. Bu 1,68 buradaki grafikte 4,25'in sol tarafında kaldığı için... Yani H0'ın kabul olduğu tarafta kaldığı için biz ortalamalar arasında bu 3 grubun ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur hipotezini kabul edeceğiz. Diğer hipotezi reddedeceğiz ve kabul ettiğimiz hipotez fark olmadığı hipotezi olduğu için bu grupların arasındaki farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını da tekrar göstermemize gerek kalmayacak tamam buradaki 1,68'in hesaplanmasını da bakmanızı tavsiye ederim nasıl hesaplanıyor diye belki elle de yapmanızı tavsiye ederim ee, sonuçta burada çıkan 1,68 değeri e, bu bizim belirlediğimiz e, değerin sağında mı kalıyor solunda mı kalıyor bizim için önemli olan o veya paket bir program kullanıyorsak minitap gibi ki biz e, bir tane de minitap örneği yapacağız Paket bir program kullanıyorsak bizim için önemli olan P değeri. P değeri 0.05'ten küçük mü büyük mü ona bakıyoruz genellikle. Tamam burada H0'ı kabul ettik. Böyle ANOVA tablosu da zaten Minitab'in bize vereceği tablo. Ama bu hesaplamaların nasıl yapıldığını e, bir de göstermiş görmüş olduk. Tamam. Şimdi bunu ANOVA e, testini Minitab'de birlikte yapalım. Bunun için ekran paylaşımını açıyorum arkadaşlar. Siz de e, Minitab'inizi hazır bulundurun. 3 tane faktöre ilişkin değerler gireceğiz. Diyeceğiz ki işte şirket 1 diyeceğiz. Şirket 2 diyeceğiz buraya. Şirket 2, şirket 3 diyeceğiz mesela. Bunların değerlerini ben şuradan kopyalıyorum. Şirket 1'in değerleri için nasıl yapıyorum? Calculator'dan, make, pattern, data'dan. Şurada sıralı bir değişken koyacağım. Nereye koyacağım? Şirket 1'e koyacağım ve bir tane koyacağım bu şekilde. Siz de bu bunları elle girin arkadaşlar. 22, 19, 18, 21. Diğerlerini de giriyorum. Bu şirket 2'ye giriyorum. Şirket 2'nin değerleri de bunlar. Şirket 3'ün değerleri. Tamam. 12 tane değerimiz var. Bunları girdikten sonra ANOVA testini gerçekleştirebiliriz. Tabi burada örnek yaptığımız için aslında biz e, çok fazla normallik testini aykırı e, değer testini falan yapmayacağız Aslında burada yapmamız gerekir ama çok e, az sayıda örneğimiz var zaten bunlar zaten e, düzgün sonuçlar vermeyecektir bizim için önemli olan burada anova nasıl uygulanıyor onu göstermek şimdi anova testi için arkadaşlar yine stat sekmesinden e, anovaya geliyorum ve burada sadece bir faktörüm olduğu için yani teslim süreleri bir faktör olduğu için one way on anovayı tıklıyorum. Bakın burada diyor ki her bir e, çıktı değeri e, kendi e, sütununda mı? Yoksa tek bir sütunda mı? Bizimkiler burada nerede? Her biri farklı sütunda. Separate columns diyoruz o yüzden. Daha sonra e, bu, bu bilgileri giriyoruz. Şirket 1, şirket 2 ve şirket 3 bilgilerini giriyoruz. Yani elimizdeki e, 3 tane şirkete ait değerlerin faktörlerini buraya girmiş olduk, faktör düzeylerini girmiş olduk. Tamam diyorum. Bakın okuyacak olursam yokluk hipotezinde bütün şirketlerin buradaki şirket örneğinden yola çıkacak olursak şirketlerin teslim sürelerinin eşit olduğunu söyleyeceğiz. Araştırma hipotezinde de en az birisinin farklı olduğunu söyleyeceğiz ve devam ediyorum. İşte burada faktörler neler? Şirket 1, şirket 2, şirket 3. 3 tane faktörümüz var. Bakın buradaki p değeri bizim az önce hesapladığımız gibi 1,68. Nerede kalmıştı bu p değeri? E, Grafiğimizin sol tarafında kalmıştı. Yani h0'ın e, kabul edildiği alanda kalmıştı. h1'in reddedildiği. Yani h0'ın kabul edildiği ne demek? h0 yani bütün ortalamalar birbirine eşit. h0 hipotezi. Dolayısıyla şuradan da okuyacak olursak P değerinden de okuyacak olursak P değeri değeri 0,05'ten büyük çıkmış. Yani H0'ın kabul edileceği yer, H1'in reddedileceği yer. Demek ki bizim ortalamalarımız arasında anlamlı bir fark yokmuş bu 3 ortalamayı düşündüğümüzde. Burada da bir tane ortalamaların nerelerde olduğu ile ilgili grafikler var. Tamam mı arkadaşlar? Bu eğer aralarında bir e, farklılık yoksa, bütün ortalamalar eşitse yorumlarımız bu şekilde olacak. Peki aralarında bir fark varsa, fark olduğu durumla ilgili de bir tane örnek yapalım. Bununla ilgili ben size veriyi göndermiştim. Setini açıyorum. Bakın verilerimiz şöyle bir şey arkadaşlar. E, burada boya fırçaları var büyük ihtimalle. Boya fırçaları birden dörde kadar yani dört tane boya fırçamız var Bunların biz e, ne bu sertliğini mesela incelemek isteyelim. Sertlikleri arasında anlamlı bir fark var mı? Veri setini indirip Minitab'de açıyoruz ve böyle bir veri seti. E, 4 tane boya, boya, fırçamız var. Bu boya fırçaların işte sertlikleri arasında diyelim ki anlamlı bir fark var mı yok mu diye bakacağız. Burada faktörlerimiz neler? Burada faktör olarak diyelim ki sadece sertliği alalım. Yani tek bir faktörü alalım. Faktör düzeyleri kaç tane? Faktör düzeyleri de burada e, boya fırçalarının sayısı kadar. Kaç tane farklı boya fırçası varsa burada 4 tane farklı boya fırçası var. Dolayısıyla e, faktörlerimiz ve faktör düzeylerimiz bu şekilde. Şu ikisini almadık şimdilik. Çünkü one way ANOVA yapacağız. Yani tek faktörlü bir ANOVA testi yapacağız. Eğer e, iki faktörlü yapsaydık farklı çalışacaktık. Şimdilik tek faktörlü bir ANOVA testi yapacağız. Yani boya fırçalarının sertliklerinin arasında bir fark var mı? Ortalamalarının arasında bir fark var mı yok mu? Onu incelemeye çalışacağız tamam mı? Yine aynı şekilde arkadaşlar bunun için ANOVA'ya geliyorum. One way ANOVA'ya tıklıyorum. Bu sefer bizim bakın verilerimiz nerede? Daha doğrusu faktör düzeylerimiz nerede? Hepsi tek bir sütunda. O yüzden responses data are in one column'u seçiyorum. Tek bir sütunda tamam. Değerlerimiz nerede? Hardness'ın içerisinde yani her bir boya boya fırçasının sertliği ile ilgili veriler burada. Peki e, faktörlerimiz neler? Yani hangileri e, boya fırçalarının farklılaştığı sütun neresi? O da Paint sütunu yani şurası. Paint sütunu da seçtik. Şimdi devam ediyorum. Bakın şöyle bir sonuç çıkardı önüme. Bakalım nasıl bir sonuç çıkardı? Burada 4 tane faktörümüz var. Tamam onu söylüyor. Bu faktörler işte boya fırçası 1 2 3 4 şeklinde. Bu bunlarla ilgili ANOVA testi yapmış ve ANOVA testinden çıkan sonuçlara göre bakın F değeri 6,02 çıkmış. Bizim bizim için önemli olan F değeri değil, P değeri. Bunun 0,05'ten küçük olup olmadığı. 0,05'ten küçük ise, bakın burada küçük olduğu gibi biz H0'ı reddedeceğiz, H1'i kabul edeceğiz. Yani bizim ortalamalarımız arasında anlamlı bir fark vardır hipotezi. Bakın şurada. Ee, alternatif hipotezimiz neymiş? En az bir e, ortalama diğerlerinden farklı. En az bir ortalama diğerlerinden farklı veya bütün ortalamalar birbirine eşit değil diyor. Tamam, eşit değil. Ee, peki eşit değil ama hangi faktörden dolayı biz bu eşitsizliği yaşıyoruz. Yani hangi faktörden dolayı bu farklılık ortaya çıkıyor. Onu bakın şu anda göremiyoruz mesela. Ee, çünkü biz sadece farklı mı farklı değil mi onun için bir işlem yaptık. Onu görmek için de şimdi CTRL E'ye e basıyorum arkadaşlar. <laughs> Burada şunlara bir bakayım. Şimdi Options'ta neler var? Bakın Options'ta aslında anlamlılık düzeyimiz var. Bu %95 olarak kalsın. Comparations'a geldim. Burada mesela hangi değişkenin bu farklılığı oluşturduğu ile ilgili bir seçim yapmamışım. Bakın burada slaytta da gösterdiğim aslında burada hangi değişkenin farklı olduğunu gösteren testler var. Burada yapacağımızı diyelim ki Tukey testi olsun. Tukey testinden yola çıkarak biz hangi değişkenin, hangi faktörün bu farklılığı ortaya çıkardığını görmeye çalışalım. Bunu işaretledikten sonra yine aynı Analizi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Tamam dedim. Bakın bu sefer farklı bir şey geldi. O da şuradaki sütun. Bakın 2K pairwise comparison. Yani ikili 2 karşılaştırmaları diyor. Bu karşılaştırmadan yola çıkarak bakın biz nasıl bir yorum yapıyoruz. Diyoruz ki eğer elimizde 3 boya fırçası olsaydı bunlar da 1, 3 ve 4 olsaydı biz bunların bir, e, ortalamalarının birbirine birbiriyle aynı olduğunu söyleyecektik. Ama burada dördünü aldığımızda e, burada farklılığı oluşturan e, faktörün ikinci boya fırçası olduğunu görebiliriz. İkinci boya fırçası diğer üçünden farklı olmuş. Demek ki onun grubu bakın burada e, bir grup olarak bir şey yazılmamış. Yani birinci grupta diyelim ki 4 bir üç var 2 yok. İkinci grupta da 1 üç iki var 1 yok. Demek ki biz eğer üçlü bir grup almak istersek, bir ortalamaları birbirine benzeyen, bir 4, bir 3'ü alabiliriz veya bir 3, 2'yi alabiliriz. Yani ikinci grupta yani B grubunda dördüncü boya fırçasının ortalamalar arasındaki eşitliği bozduğunu söylüyoruz. Birinci grubu alırsak yani A grubunu alırsak, ikinci boya fırçasının ortalamalar arasındaki farkı oluşturduğunu farkı oluşturan faktörün ikinci boya fırçası olduğunu söylüyoruz. Tamam arkadaşlar.